Merhaba arkadaşlar. Bizim bu korona tedbirleri kapsamında 5. gün yine doğal güzellikleri olan Maşuki'ye geldim. Normalde kış aylarında çocukla geliyorduk Kartepe'ye. Şu an hafta içi bulunduğum bölge işte 4 metreye 25 metre falan bir alan. Kimse yok. Karşıda bir masa var. Tam bana göre. Garsonlar falan yani tedbirler. Maskelerini falan hepsi başta. Zaten girişte kafaya ateş ölçer tutuyorlar. Arkadaşlar bu 5. güne girdik. Dün gece Sakarya eğitim araştırmaya gittim. Dedim böyle böyle. Bende belirti yok ama bir tane var. Koku alamıyorum. Kokularda bir mesela. Yani belki dünyanın en güzel yerlerinden bir yerindeyim. Virüsün etkileri var yani koku konusunda. Normalde 2 gün önce gittiğimde ateşin yok, öksürmüyorsan dediler sen gelme. Yani sen izole ol, bekle. Sende bir şey yok. Dün haberlerde duydum. Artık ateş ve koku tek şart olmayacak. Ateş ve öksürük. Kokuyu da kriter kabul ediyorlar. Bunun üzerine alabalık tesliyim, alabalık söyledim. Su sesinden belki anlar. Çok güzel yani her yer 10 numara. Çok güzel. Bugün kendime ziyafet yapıyorum. Neyse. Doktor aldı. Numune aldı. Buruna bayağı sokuyorlar ama yani. Şimdi dışına çıkarıyorlar insanı. Ağızdan ve burundan aldılar. Sonra tomografi, ciğerlere baktılar. İşte gece 3.30'a kadar bekledik. Bir iki saat bekledim yani. Tomografi güzel çıktı. Doktor dedi tamam dedi. Tomografi, ciğerler güzel, 10 numara, sıkıntı yok. Bu sabah da İstanbul İkiteli'den bizim sağlık ocağındaki aile doktoru aradım. O günlük konuşuyoruz onunla. Dedim böyle böyle. O dedi ki, dedim hatta hocam ben 3-4 gün sonra hani bir daha ciğerlere baktırmak için tomografiye gideceğim. Dedi yok, gerek yok. Doktor bu konuda net konuştu. Yani kendi bilgisine güveniyor demek ki. Dedi şu an bu en önemlisi dedi bu tomografiydi dedi. Testten de önemli dedi. İyi dedi. Yani ciğerler sağlamsa testin sonucundan da daha çok ciğerlere esas alıyorlar. Tabii ben normalde bugünlerde falan İstanbul'a dönecektim ama 1-2 gün daha kalacağım. 1-2 gün daha kalmayı planlıyorum. İşler yok zaten. Bizim işler bozuk. Piyasa zayıf. Biz hani son 3-4 senedir turizm işi, taşımacılık işi yapıyoruz. Merak edenlere, eş dost, arkadaşlara söyleyeyim. Ben 10 numara güzelim yani. Fakat işte koku alamıyorum. Bir de şöyle bir durum var yani. Arthur Clarke'ın geçen söyledim size. İki ihtimal de kötü. Hani derler ki ya hoca sana hiç boşuna velvele yapmışız. Biz de sen de korona bulaşmamış derler. Bu da ayrı bir kötü. Yani gene aynı psikozda yaşayacağız. Aman bana korona bulaşacak mı? Aman maskemi takayım. Her videoda yüzümü kaşıyorum. Yani bu maske bizi vücut alışmamış yani. Biz mezdekev gibi hepimize bu korona maskeyi taktı yani. Dansöz gibi oynatıyor bizi. Hani bulaşmadıysa yine aynı korkuyla, aynı tedbirlerle yaşayacağız. Ama hani bulaşıp da pozitiften iyileşip negatife döndüğümde oh be, ne yasak ne bir şey yani. Dün yine 3.500-4.000 kişi iyileşmiş. Tabii ilk etapta bu iyileşenler toplum için daha iyi. Niye? Çünkü senin ne kadar çok toplumda iyileşen varsa her temas ettiğin insanın ben korona alma ihtimalin düşüyor. Yani iyileşenlerin kümesi genişledikçe sağlıklı insanlara bir başka şahsın bulaştırma ihtimali azalıyor. Böyle bir durum var. İşte arkadaşlar, dostlar, işte endişelenenler oluyor. İşte Suriyeli benim bu kankam, dostum Muhammed var. O sıkarıyor, o üzülüyor tabii. İşte çocuk anladığım kadarıyla dün diyor baba diyor sol dudağında diyor bir şişlik falan var. Demek ki o çocuk da endişeleniyor ki bizim videolarımızı izliyor acaba babamda bir değişiklik var mı falan diye. Arkadaşlar bugün olmaz yarın olur yani ölüm haktır. Ölümden insan korkmaması lazım yani
ölüm korkulacak bir şey. Zaten itikadan hani adamlar hastalığı işte millet dua etsin bana diyor. Ya ne korkuyorsun oğlum yani atla deme değil. Önünde sonunda kazık çakmadı. Burada kim kalmış yani 100 yıl önce arkana bak bakayım kim kalmış. Yani çok da korkmaya gerek yok. Ölüm korkulacak bir şey değil zaten. Hani Allah hani Yahudilerin bir iddiası var. Biz iman, asıl iman sahibi biziz. Hak yol olan biziz. Allah da diyor ya hani Kur'an'da madem kendinizi mümin, Müslüman görüyorsunuz, cennetlik görüyorsunuz, hadi ölümü arzulayın. Bir insan kendinden ne kadar eminse o kadar ölümü arzular. Ne kadar kendinden bir şeylerden korkusu varsa o kadar. Tabii alabalık söyledik ama garson salatayı getirdi. Alabalıklar biraz 15-20 dakika çekirdeğim var 10 numara. Hani şöyle düşünüyorum bu olayı. Mesela gençliğinde insan tabii itikat biraz farklı bir konu. Hani diyorsun ki yani önümüzdeki sene daha iyilik yapayım, daha az günah işleyeyim falan. Bir sene daha geçiyor, bakıyorsun günahlar artmış. Bu şeye benzer hani lüks bir lokantaya bir şekilde düşmüşsün, yemek yiyorsun. Bir bakıyorsun ki para yok. Ya da seninle beraber seni gelenler orada bırakıp gitmiş. Ulan diyorsun bu yemeğin sonunda bir dayak var. Hesabı ödeyemeyeceğiz. Hesap kabarık. Sen ne yapıyorsun? İşte salata söyle, tatlı söyle, çay söyle. Hani dayağı geciktiriyorsun. Dayağı geciktirince ne olacak? Yani hesap kabarıyor. Daha çok dayak yiyeceksin. O yüzden yani mert ölüm korkulacak bir şey değil. Hani yani okuduğun Fatiha'nın da hakkını ver. Hem İyyâke nâbüdü, İyyâke nestaîn diyeceksin. Ondan sonra millet bana dua etsin. Oğlum korkma. Ne korkuyorsun? Yani bugün olmasa yarın herkes ölecek zaten. Herkese selamlar.